Çomak'ta Kızılağaç'ta dolaşırken dikkatinizi bir şey çekiyor. Böyle yüksek yerlere konulmuş bazı eve benzeyen, böyle kafese benzeyen şeyler var. Ya içinde tavuk var. Demek bunlar kümes. Peki bu kümeslerin yukarıda işi ne? Bu kümesler yukarıda ne yapıyor? Soralım, öğrenelim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Buralı mısınız? Buralıyım. O zaman bu kümesler neden yukarıda onu bilirsiniz. Bu kümeslerin yükseğe kaldırılmasının sebebi şu. Tilki alçak olunca alması daha basit oluyor. Yükseğe kalkınca tabii kümes yukarı kalkınca kadar, havadar olunca kadar tilki erişemiyor. Merdivenden çıkamaz mı tilki? Değil, o alınıyor. Tavuklar çıkınca onlar alınıyor. Merdiven alınıyor. Tilkiyi işte. Önlem aldınız yani. Evet. Şimdi mesela tilkisiniz ya, bu aslında bilmiyorum yani, tabii tavuk sahibi olmak önemli bir şey. Tabii ki tavuğunu besleyeceksin, edeceksin. Evet. Tilkisin, tavuk yakalayacaksın, gelmişsin köye. Karnın aç. Yani tilki boyunda değiliz de. Buraya geldim böyle. Şu kadar bir şeysin tilki olarak. Buyurun siz de gelin. Gelin yanıma, şömin. İki tane tilkiyiz var, sayalım ve açız. Bir tilki bu, böyle aslan muamelesi yapmayın tilkiye. Lütfen tilki kadar eğilelim. Tabii. Buradan aç aç bakıyoruz böyle tavuklara. Evet. Sonra biz bunları alacağız. Evet. Tilkiyiz, nasıl alacağız? Değil. Bizim burada kesinlikle öyle bir hırsızlık olayı kesinlikle olmaz. Allah'ım yani bizde... Tilkiyim ve karnım aç. Bunun hırsızlıkla ne alakası var? Gördüğüm tavuğu yerim kardeşim. Var mı bunun aslastarı ya? Değil. Bana kimse hırsız falan diyemez. Değil. Hep... Ben bir tilkiyim ve karnım aç. Yerim tavuğu ya, tavşanma görümlü. Alırım yani. Değil. Burada kesinlikle... Gururumla oynuyorsunuz. Değil. Burada... Tilkilerin haklarını yedirtmeyiz. Neredesiniz Emel Hanım? Evet, burada tilkisiniz. Tavukları yiyecek öyle sıçrayamıyorsunuz bile. Yazık. Yazık. Yani bir tilki sever olarak hayır katılmıyorum. Bir tavuk sever olarak tebrik ediyorum sizi, fakat bir tilki dostu olarak da şiddetle, bu nedir ya? Hayvan aç, Bilaçka. Aha, bir tane leopar geliyor oradan. Akşam saatlerinde leoparlar indiler. Önce tırnağını kaşıyor. Yemek yiyecek, karnı aç. Buraya bakıyor biz. Evet, bizi gördü. Çok tehlikeli bir durum. Kameraman Eyüp'ün arkasına saklanmak suretiyle ona doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yürü Eyüp. Neden kameramanın arkasına saklanıyoruz? Çünkü parçalarsa önce kameramanı parçalasın. Leopar çok tehlikeli bir hayvan. Bizi gördü ve bize doğru kükremeye başladı. Yukarıda da tavuk yok. Bence kaçalım abi. Eyüp, gel abi, gel. Gel abi, ben... Anam bırak şurayı morayı. Burada canımız tehlikede ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.